Önceki gün Bitişik Yaylası'nda 3 çocuğuyla birlikte öldürülen Selma Abacı ve çocuklarının cenazeleri sessiz sedasız defnedildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 7 aylık hamile Selma Abacı, 2 çocuğuyla birlikte katledilmiş şekilde İskenderun ilçe jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrasında Sarıseki mahallesindeki ana ocağına getirilen cenazeler ailesi ve komşularının helalliği alındı. Annesi çocuğunu görmek istedi. Kardeşleri ise cenaze aracının arkasından gözyaşlarıyla koştu. Mahalle sakinlerinin de katılımı ile sessiz sedasız Sarıseki mezarlığına getirilen anne ve çocuklarının tabutu cenaze aracından alınarak musalla taşına kondu. Mahalle muhtarı Serkan Saygılı ve ailesiyle komşularının katılımı ile 7 aylık hamile anne Selma Abacı, çocukları 3 yaşındaki Kerim ile 2 yaşındaki Azat dualarla son yolculuklarına uğurlandı. Kılınan cenaze namazı sonrasında ise minik tabutlarla birlikte annenin de tabutu mezarlığa getirildi ve burada toprağa verildi. Mahalle muhtarı Serkan Saygılı yaşanan vahşetin tarifi olmaz. Bu bir katliamdır. Gencecik anne ve çocukları katledildi dedi. Nasıl olsun, Allah aileye sabırlar versin. İşte Selma ablamız 33 yaşında, karnında 7 aylıkta çocuğu var. İki de çocuğu daha orada. Biri 2 yaşında, biri de 3 yaşında. Yani bu cinayeti, bu vahşet, bu kadın cinayeti değil. Bu büyük bir vahşet. Yani çocuklardan ne istedin, kadından ne istedin? 33 yaşında bir ablamız. İki de çocuğu var, bir de karnında çocuğu var. Yani bu cinayet olamaz, bu bir vahşet. Şiddetle bunu kınıyoruz mahallemizde. Allah yardımcısı olsun ailenin. Allah aileye sabırlar versin. Kayıp mıydı aile önce? Kayıp ihbarı mı vardı? Pazartesi günden bu yana kayıplardı, evet. Kayıp ilanı vardı. Bitişik Yaylası, Bitişik Mahallesi var. Bitişik Mahallesi'ne bağlı Ispatan Yaylası diye bir yaylada bulundu cenazeleri. Katledilmiş şekilde mi? Evet, katledilmiş şekilde. Kafalarına silah sıkılmış vaziyette bulundu. Aile yakınlarından Oğuz Abacı ise perişan bir haldeyiz. Bu duruma ne denir bilmiyorum. Allah rahmet eylesin dedi. Ne diyelim? Söyleyecek pek bir lafı yok yani. Lafın sözün bittiği yer. Acımız var. Hani ne desek artık kelimeler kifayetsiz şu an. Diyecek bir şey yoktur. Allah rahmet eylesin. Hani bize sabır versin diyecek başka bir şey yok. Cinayeti işleyeni tanıyor musunuz, biliyor musunuz? Ben tanımıyorum da, yani şahsen tanımıyorum. Bizim yakın beldeden. Hani biz de dün öğrendik. Dün öğlen itibariyle öğrendik yani olayı. Bir hafta önce kızı çıkartmış yukarı çocuklarla beraber. Tasarlamış galiba. Orada cinayeti işlemiş. Jandarma da sağ olsunlar sıkı bir takip sonucu zanlıyı yakaladılar. Onun cezasını Allah verecek yani. Öyle umuyorum. Teşekkür ederim. Başınız sağ olsun. Sağ olun.